Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu zarif bileklik modelinin yapımını çalışacağız. Şu şekilde detaylı olarak göstermek istiyorum. Bu model çok eski bir model hanımlar. Çift iğneyle de tek iğneyle de çalışılabilen bir model. Biz sizlerle tek iğneyle çalışacağız. Biliyorsunuz tek iğneyle çalışmak daha kolay. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerim ipe dizi kum boncuk, kopmaz boncuk ipi, 4 milimlik kristal boncuk ya da inci, istediğiniz bir adet kapama ve boncuk iğnesi. 7 tane kum boncuğumu alıyorum, ipimin altına iniyorum. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus şu hanımlar. İpe dizi kum boncukları bildiğiniz üzere büyüklü küçüklü oluyor. Siz delikleri büyük olan boncuğu kullanın. Çünkü içinden birkaç kez geçeceğimiz için boncuklar kırılma yapabiliyor. Emeğinize yazık olmasın. 2 adet düğümü attım. Hemen iğnemi elime alıyorum. Yanımdaki 3 boncuktan geçiş yapıyorum. Düğümümden uzaklaştım. Tam ortadaki 4. boncuğuma geldim. 3 boncuk sağ tarafta bıraktım. 3 boncuk sol tarafta bıraktım. Şimdi öncelikle çalışmamızın orta kısmını yapacağız. Çalışmamızın orta kısmı 2 aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada 2 tane kum, 1 kristal 2 kum alacağız. İpimiz sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çaprazlıyoruz. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Yanımdaki 2 tane kum boncuktan boş geçiyorum. Buradaki kristal boncuğuma kadar geldim. Bu birinci aşamamız. İkinci aşamada hanımlar 5 tane kum boncuk alıyoruz. 3, 4 ve 5. Şöyle göstereyim. İpim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan kristalimi çaprazlıyorum. Rahat çalışmak için yine elimde ters çevirdim. Tam ortadaki 3. kum boncuğa kadar ilerliyorum. Dikkat edin. 2 tane boncuk sağ tarafta bıraktık. 2 boncuk sol tarafta bıraktık. Bakın tam ortadaki 3. boncuktan çıkış yaptık. Şimdi yine 2 kum, 1 kristal, 2 kum boncuğumu alıyorum. İpim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çaprazlıyorum. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. Çalışmama devam edebilmek için kristal boncuğuma ulaşmam lazım. O yüzden yanımdaki 2 tane kum boncuktan boş geçiyorum. Kristal boncuğuma geldim. Şimdi ne yapıyorum? 5 kum alıyorum. 3, 4 ve 5. İpim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan kristalimi çaprazlıyorum. Rahat çalışmak için yine elimde ters çevirdim. Tam ortadaki 3. kum boncuğa kadar ilerledim. 2 tane sol tarafta, 2 tane sağ tarafta boncuk bıraktım. Şimdi yine 2 kum, 1 kristal, 2 kum boncuğumu alıyorum. Şöyle göstereyim. İpim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çaprazlıyorum. Elimde ters çevirdim. Yanımdaki 2 tane kum boncuktan boş geçiyorum. Kristal boncuğuma kadar geldim. Bu şekilde hanımlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışacaksınız. Ben hemen bir tane daha kristal takayım. Çünkü bütün aşamalarını bu model üzerinden göstereceğim için. 4 kristal benim için yeterli olur. 2 kum, 1 kristal, 2 kum boncuğumu aldım. Yine çaprazlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir model. Ve ortaya çıkan iş de gerçekten çok güzel. Söylediğim gibi bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışıyorsunuz. En son bakın yine 5 kumu aldım, çaprazladım. Şimdi kapama yerini yapacağım. Ortadaki 3. kuma kadar yine ilerledim. Kapama yeri için 5 kum, 1 kristal, 6 kum boncuğumu alıyorum. Siz eğer daha büyük bir halka yapmak isterseniz daha fazla sayıda kum boncuk alabilirsiniz. Bakın 5 kum, 1 kristal, 6 kum.
altına iniyorum. Şu şekilde tuttum. Hemen kristalimin yanındaki bir tane kum boncuktan, kristalden ve diğer kum boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın burada kapama halkamızı oluşturduk. 4 tane kum boncuk alıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın ipimin çıktığı boncuk bu. 3. boncuğumuz. Bu boncuğumuzu çaprazlıyoruz hanımlar. Yani ipim sol tarafa doğru gidiyor. Ben sağ taraftan giriş yapıyorum. Bakın burada kapama bölümümü oluşturdum. Hemen şuradaki 2 tane kum boncuktan da geçiş yaparak çalışmama devam ediyorum. Orta kısım bitti. Şimdi kenar kısımları yapacağız. Kenar kısmımız için 1 tane kum boncuk alıyorum. İpimin altına iniyorum. 3 tane kum alıyorum. Bu az önce aldığımız bir kumun içinden aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyoruz. Bakın dikkat edin, burası önemli. Aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyoruz. Aynı zamanda yanımızdaki 2 tane kum boncuktan daha geçiyoruz. Bakın burada dörtlü çiçeğimi oluşturdum. Şimdi şuradaki kum boncuktan geçiş yapıyorum. Sonra ipimin yönünde hareket ediyorum. O yüzden buradaki 2 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Rahat çalışmak için elimde ters çeviriyorum. Bütün kenarlara aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. 1 tane kum boncuk aldım. İpimin altına indim. 3 tane kum boncuk alıyorum. Şöyle göstereyim. Bu az önce aldığımız kum boncuktan hanımlar ipimizin yönünde. Bakın ipimiz buradan çıkmış. Yani ters olarak değil, şuradan giriş yapmıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru giriş yapmıyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru giriş yapıyoruz. Aynı zamanda yanımızdaki 2 tane boncuktan da geçiş yapıyoruz. Bakın burada dörtlü çiçeğimi oluşturdum. Şimdi hemen şuradaki kum boncuktan geçiyorum. Sonra buradaki 2 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın yine 1 tane kum boncuk aldım. İpimin altına indim. Sonra 3 tane kum boncuk alıyorum. Burada 4 tane kum boncuk alıp da yapabilirsiniz ama o şekilde boncuklarımız kayıyor. Pek düzgün olmuyor hanımlar. Bu şekilde daha kolay oluyor. Bakın yeni aldığım kum boncuktan ve hemen onun yanındaki 2 tane kum boncuktan geçiş yaparak burada dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum. Sonra buradaki 1 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen şuradaki kafanız karışmasın diye burada ters çevirmiyorum modeli. Hemen burada 2 tane kum boncuktan da geçiş yapıyorum. Sonra elimde ters çeviriyorum rahat çalışmak için. Hemen hızlıca burayı tamamlayayım. Hepsi bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Sıra başına geldik. Şimdi burada dönüş yaparak diğer kalan kenar kısımlarını da tamamlayacağız. Bakın buradaki 2 tane kum boncuktan çıkış yaptım. Buraya da aynı işlemi uyguluyoruz. Hiçbir fark yok. 1 tane kum boncuk alıyorum. İpimin altına iniyorum. Sonra 3 tane kum boncuk alıyorum. Bu yeni aldığım kum boncuktan bakın aşağıdan yukarıya doğru ve hemen yanımda 2 tane kum boncuktan daha geçiş yapıyorum. Sonra şuradaki 3. kum boncuğumuz, ortadaki 3. kum boncuğumuz, oradan geçiş yapıyoruz. Rahat çalışmak için elimde ters çeviriyorum. Sonra buradaki 2 tane kum boncuktan daha geçiş yapıyorum. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Hemen hızlıca ben buralarda tamamlayayım. Modeli bu yüzden kısa tuttum hanımlar. Hep aynı işlemi yapacağımız için sıkılmayın diye. Bizim işte eğer kullandığımız boncukların delikleri büyük olmazsa şu kısımda geçerken bu 3. kum boncuğumuz kırılıyor. Ve çalışmamıza yazık oluyor. O yüzden mümkün olduğu kadar deliği büyük olan kum boncuk kullanın bu kısımda.
İlk geçerken sorun yaşamıyoruz ama ikinci kere geçtiğimiz zaman sıkıntı oluyor. Buna çok dikkat edin. Küçük delikli kum boncuklarla kesinlikle bu çalışmayı yapmayın. Emeğinize yazık olmasın. Bakın az önce bu kısımlardan rahat geçtik. Ama ikinci geçişimizde deliği büyük olmasına rağmen birazcık zorluyor. Evet, bitmek üzere. Bir tane kum boncuk alıyorum. Son kez detaylı olarak göstereyim. İpimin altına iniyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Aynı zamanda buradaki 2 tane ya hemen yanımdaki 2 tane kum boncuktan daha geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çalışmamızı tamamladık. Buradaki boncuktan geçin hanımlar. Şuradan yukarıya doğru gidin. Düğüm atarak gidin. Kapama yerimizi hem güzel bir şekilde sağlamlamış olun. Hem de ipinizi burada gizleyip yok edin. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.